Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon arkadaşlar. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kıynamız dikkatler ekranımızı bozsun. Avustralya razvedka aeroplani Xitayning hava müdafiye parıqlandırış rayonuna kirdi. Fransiya Xalqaro Radiosining xabarida bildirilishicha, Avustraliya hava armiyasining razvedka aeroplani Xitoyning hava müdafiye parıqlandırış rayonuna kirib, Xitoyni g'azablandirdi. Xabarda qayd qilinishicha, 2 mart atigan Avustraliya hava armiyasining P8A tipli razvedka aeroplani Yaponiyaning Okinawadagi Kadena bazasidan uchib, Sharqiy Xitoy dengiz hava müdafiye parıqlandırış rayonuna kirgan. Koreya taratqoları Xitoyning bu sababdan qattiq norozilik bildirganligini oshkorlagan bo'lsa-mu, ama Xitoyning inkas orqali qandoq o'z aldiganligi haqidagi tafsilotlar tilga olinmagan. Xitoy taratqolarining xabariga qaraganda, Avstraliya havo armiyasining razvedka aeroplani Sharqiy Xitoy dengiz havo mudofaa parqlandirish rayoniga kirgan. Avstraliya Amerikaning Xitoyni cheklash uchun ko'p taraflik bexatarlik mexanizmi a'zolarining biri ekan. Bildirilishicha P8A dengiz charlash aeroplani yuqori iqtidorli radar hisoblangan razvedka aeroplani bo'lib, su asti paraxotini iz qo'g'lash qatorliq vazifalarni o'rindash uchun ishlatilgan. Amerika charlash aeroplanlari doim Xitoy davlat mudofaa havo parqlandirish rayoniga kirib chiqadigan. Ammo Avstraliya havo armiyasi aeroplanining bu xil harakati nihoyatda oz uchraydigan. Ma'lum bo'lishicha Avstraliyaning 60 mingdan ortiq askari bor. Ammo Xitoy kuchining kengayishiga taqobil turish uchun 10 yil ichida jang unumini kuchaytirish uchun 223 trillion won mudofaa mablag'i selishni planlagan. Avustraliya baş ministeri Morrison bu vaqtda to'xtalib, Avustraliya 2-nji dunyo urushidan buyon ko'rilib baxmagan rayon xarakterlik raqobatga duch kelyapti degan. Xitoyning Amerika bilan bo'lgan munosabati 21-nji asrdagi eng cho'ng geopolitikalik imtihon. Amerika tashqi ishlar ministeri Antony Blinken tashqi ishlar ministerligida qilgan so'zida Amerika prezidenti Joe Biden hükümetinin taşkı siyasette aldın ehmiyet berdiğin noktalarını ilan kıldı. Bunların içinde birincisinin Xitay virusuna karıştırış ve dünya sahaya bir hatarlıke işkerlikini bildirip, yarışarı iktisadının turgunluğunu eksige özgertişinin, demokratiyanı kayıtıdın küçeytişinin muhim işlerinin biri işkerlikini eskerdi. O, bütkül dünyada demokratiyanı ilgiri sürdüğallıkını bildirip, demokratiyanı çıkımı yukarı herbi arlaşış, yoki diktator tuzumlarının zorluk kuş bilen ağıdırış hareketleri bilen uluğlaşkı tırışmayımız. Burun bu taktiklerden paydalandık. Bırak niyet yakşı bolgan bilen muvaffakiyetlik bolmadı. Demokratiyanı uluğlaşka naçar mene koştu. Bular Amerika halkıge bolgan işençini ziyanğı uçuratdı. Biz işlerini okşumagan usulda kılımız dedi. Prezident Biden'nin herbi küç ornağa diplomatiyaga ehmiyet berdiğallıqını eskertken Blinken, Amerika'nın uruşlardan iğir sabak algallıqını ve Amerika halkının uzun devamlaşkan herbi arlaşışlardan harğallıqını bildirdi. O bulup mu Afganistan ve Otturşarıqtaki herbi arlaşışlardan kin uzun müddetlik tinişlik perpaqılışta herbi küçünün çeklik rol oynaydıqallıqını körgeliklerini bildirip, gelecekte herbi küç işiltişki mecbur kalgan vaxtımızda maksat ve vazifelerimiz uçuk hem de kolgı çıkıdak ehvalda bolsa, manevi kımmet kararlarımız, kanunlarımız asası da İzgil ve Amerika halkının ruhsatı bilen kılımız. Şunlukla bunu diplomatiya bilen billi kılımız dedi. O Amerika'nın Xitay'a karşı görüşünü mü muhim aldıngı orundu durduğun noktalar qatarıdı sanıdı. O Xitay'nın Amerika bilen bolgan münasibetini 21-nji asırdaki en çoğun geopolitikilik imtihani dep atıdı. O Amerika'nın dünyada Rusya'dan İran'gıça, Birma'dan Efopiya'gıça nurgun hırslarga duş kelgenligini bildirip, Xitay'nın hırsı hiç kaysısıga okşumaydı o dedi. O Amerika'nın Xitay bilen bolgan münasibetinin zürür tepilganda rekabetleşidiganligini, zürür tepilganda hemkarlıkını asas kıldıganligini, yani zürür tepilganda düşmenlik buluduganligini bayan kılıp mundaq dedi. Xitay muqim ve uçuk halkaralık tüzümge ve dünyanı bizning arzuyumuzga layık kılgan kaidi prinsiplar, manevi kımmetler ve münasibetlerge, iqtisadi, diplomatiya, herbi ve texniki cahattin çoğun hırs kılalaydıgan birdin-bir devlet. O klimat özgürlüğü takabül duruş ve yeniden güllenimatkan teknikilerini terakki kıldırış mı, Amerika taşkı siyasetinin muhim noktası işkerlikini alahide tekitledi.
millet növbeti namayışı tertiplik devamlaşmakta. Türkiye'de devamlaşıvatkan millet növbeti namayışıga bugün 4 Mart yani 300'ge yakın kişi katnaştı. Kollarda ata anılarının, aile azalarının, uruk tukkalarının suretlerini, Xitay'nın cinayetleri tunuşturulgan plakatlarını götürgen namayışçılar Xitay lagerlarını taqa, ata anımız kayerde, faşist Xitay, terörçi Xitay, kırgıncılıkını toxtat degendek şuarlarını toğludu. Bugün namayışta Şarkı Türkistan yeni nesil hareketi reisi Abdusalam Taklimakan söz kılıp, Xitay 5 yıldan beri Şarkı Türkistan halkını kırgın kılıvatıdı. Çet eldeki Uyghurlar ata anıları ve tukkalları bilen körüşelmeyvatıdı. Xitay Şarkı Türkistan halkını mecburi emgekli seylevatıdı. Biz kırgın kılınıvatkan Şarkı Türkistan halkının avazı buluşku tırışıvatımız. Men halkara insan hakları organlarını Şarkı Türkistan halkının avazı buluşku çakırı kılımen digerlerini bildirdi. Bugün namayışkı yine Türkiye'de tunulgan alim Siyer Vakfı'nın kurguçi ustalarından biri bulgan Muhammed Emin Yıldırım Şarkı Türkistan halkını kollap iştirak kıldı hem de muhim söz kıldı. O sözde Şarkı Türkistan halkı ata ana hem de tukkallarının izdirikini alalmadı. Bir insan bolu süptimiz bilen ata ana hem de tukkallarımızın izdirikini alalmagan bolsak bizning bu dünyada nemimiz kalıdı. Şarkı Türkistan'da zulüm ve kırgıncılık bargan sıra iğırlaştı. Şarkı Türkistan Endülüs buluş aldıdı turuvatıdı devatımız. Bunun için Şarkı Türkistan halkı Xitay'nın kırgıncılık cinayetini toxtumay anlatışı tolumu muhim. Allah halısa haman bir günü halkara cemiyet Xitay'a karşı kozguludu, uygunudu diğerlerini tekitledi. O söz diyene özünün her vakit Şarkı Türkistan halkını kollaydıgallıkını, her vakit Şarkı Türkistan halkının yenide durduğallıkını bildirdi. İstiklal Televizyesi muhbirlerimiz bugün bu Nakh Meydan'a berip namayış çeryanını Nakh Meydan'dan tarqatdı. Hem de namayışçılarını ziyaret kıldı. Namayış diyene Şarkı Türkistan Vakfı'nın baş katibi Abdullah Oğuz Efendi söz kılıp, Şarkı Türkistan halkı insanlık nesibisinden mahrum bulgan, özüden hem de özünün menfaatinden başkan tonumaydıgan Xitay'dan ibaret terörlük rejiminin vahşi bastırış siyasi de kırgın kılınmakta. Şarkı Türkistan halkının barlık hukukları tartip edildi. Şarkı Türkistan halkı kızıl komünist bulup yaşaşka mecburlanmakta digerlerini bildirdi. Namayıştiyene Şarkı Türkistan Ölümalar Birlikinin reis vekili Mahmutcan Damullam Arap ve İslam dünyasına Arapça bayanat ilan kıldı. O bayanatıda İslam dünyasındaki ölümalarını Şarkı Türkistan halkını kollaşka çakırıp, Şarkı Türkistan Müslümanları Xitay tarafından kırgın kılınıvatıdı. Şarkı Türkistan Müslümanları zamanlardan beri hiç kandak bir insan beşiden keçirip bakmağan iğir küllerine baştan keçirmekte. Şarkı Türkistan halkı 5 yıldan beri ata anısı hem de tukkallarının izdirikini kılalmadı. Aile kişilerimizde neme bolgallıkını bilalmadık. Şarkı Türkistan halkı Xitay tarafından öldürülüvatıdı, kırgın kılınıvatıdı. Şu münasebet bilen İslam dünyasındaki ölümalarını, dünya Müslümanlarını, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayi kılmışlarına karıştırışkı çakırışınlarını ümit kılımen. Xitay'nın İslam ve Müslümanlarına karşı yürgüzüvatkan siyasetiki sükut kılış, ölümalarına yaraşmaydı diğerlerini bildirdi. İyi Partisi Uyghurlar üçün hareketke öttü. İyi Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'de Şarkı Türkistan'daki Uyghurlar üçün teklif verdi. İYİ Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup reisi İsmail Tatlıoğlu ve partinin muavin reisi Lütfü Türkkan ve İzmir Milletvekili Musavat Dervişoğlu imzalagan teklifte Şarkı Türkistan'da 101 vatkan zulümden ortak bir karar bilen irki kırgıncılık deb kabul kılınıp, Türkiye Büyük Millet Meclisi arkalık halkara cemiyetki ilan kılınış talebi deb yazılgan. Teklifte yine Şarkı Türkistan'daki yurttaş ve dindaşlarımızın yaşıgalları hakkında dünya cemaatinin devlet, hükümet ve parlamentler şeklinde arka arkadan sadakil vatkan peyitte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sükutlu duruşu asla kabul kılınmaydı deyildi. Bu hafta tünügün grup bir yığında söz kılgan İyi Partisi'nin reisi Meral Akşener Hanım'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip beri vatkan cinayetlerini irki kırgıncılık deb tunişi gereklikini bildirip söz kılgan idi. Şarkı Türkistan halkıya keçi gündüz komünizm idisi sandırılmakta. Yıkındı kündü digüdek ictimai uçur bastırıp tarqılı vatkan sıllar Xitay'nın Şarkı Türkistan halkıya komünizm idisini sandırış üçün halkını keçi gündüz kızıl nakşı eğitişki mecburla vatkallıqını ispatlap vermekte. Bugünkü sında Şarkı Türkistan'nın Kaşgar Peyzvat naisindeki malum bir koçunun keçlik menzirisi ve koçu dokumuşudaki binada Uyghurlarının xor şekilde kızıl nakşı eğitip vatkan avazı hem behirlengen. Hatta hem behirlengen sinnin eniklimi kısımıga Uyghurlar kızıl nakşı eğitivatıdı deb enik yazılgan. Yeni bir sinde malum bir yığın zalda bir türküm Uyghur ayalının elektronluk doskedeki kızıl nakşı tekstini opçu okuvatkallıqı
Yana bir sinde bir erinin öyüde oltırıp, kolidiki kızıl nakşı yazılgan tekisini kayıt-kayıtı okup, yadılavatkallıqı körüsülgen. Kızıl nakşı etkizuş, Xitay Kompartiyasının atalmış medeniyet inkılabıda kullanılan asaslıq münyüş siyaseti bulup, hazır Şarkı Türkistan halkı bu rezil siyasetinin kurballarıb olmaqta. Xitay Nancy Pelosi hanımının Uyghur Hareket Teşkilatı bilen söhbet ötküzgenlikini ayıpladı. Republic World yani Cumhuriyet Dünyası Toru'nun 2 Mart elan kılgan haberde bildirilişçe, Xitay rejimi Amerika Avam Palatası'nın başlıqı Nancy Pelosi hanımının Uyghur Hareket Teşkilatı bilen söhbet ötküzgenlikini ayıplab, Amerika kişilik hukuk meselesini bahane kılıp Xitay'nın Şinjan siyasetine aralaştığı degen. 1 Mart günü Nancy Pelosi hanım Washington şehirdeki Uyghur Hareket Teşkilatı'nın teklifini kabul kılıp, Ular bilen Uyghurlar meselesi hakkında toru sökpiti ötküzgen bolup, yığın katnaş kuçileri Nancy Pelosi hanımga yıkındın beri Şarkı Türkistan'da teximi iğırlap ketken kişilik hukuk defsendikilikini anlatkan idi. Xitay Taşkı İşlar Ministerliğinin bayanatçısı Wang Wenbin Xitay'nın 2 Mart gündeki akhbarat elan kılış yığında Nancy Pelosi hanımını ayıplap, Amerika Xitay'daki kişilik hukuk meselesini uçuk otturgu koyup duruşu kerek deydi. Ama Amerika aldı bilen emeli tedbir kullanıp, özünün içki kısımındaki kişilik hukuk ekvalını yakşilişi gerek deyip çöylegen. Analizcilerinin karışça, Xitay rejimi Uyghurlarga yürgüzüp kilibatkan cinayetlerini inkar kılıp kilibatkan bosumu, ama cinayi ispatları devamlık aşka arınıp gelmekteyken. Ceza lagırlardaki kıyın kıstaklar bulup mu ayallar uçurgan vekşi zoravallık, mecburi emgek arkalık Uyghurlarının turmuşunu veyran kılış, nüfusunu azlatış ve asimilasiya kılış katarlıklar bunun ispatı bulup, Amerika'daki 3. numaralı şahıs bulgan Nancy Pelosi hanımının bu ehvallardan haber tepişi ve Xitay'a karşı ifade bildirişi Xitay rejimini katı bir aram kılmakta. Kırgızistan'da 3. Mart Devlet Bayrağı Bayramı dağdoğuluk ötküzüldü. Kırgızistan'da 3. Mart Devlet Bayrağı Bayramı münasibeti bilen memleket miqyasında resmi murasımlar ötküzüldü. Devlet marşını okuş bilen başlanan marasımda Bişkek'nin vakıtlık şehir başlıkı Baktıbek Kuday Berginov söz kılıp, parlament 29 yıl ilgiri 1992 yılı 3. Mart'ta Kırgızistan devlet bayrağını makulledi. Bu bayrak müstakil Kırgızistan'da tuncu kıtım 1992 yılı 5. Mart'ta köklü cevdan kıldırıldı. Bayrakını Edil Aydar Bekov, Bekbosun Cayçi Bekov, Sabır İftarov, Yusup Matayev ve Mehmetbek Sidikov Katarlıq zatlar tayyarladı. Devlet bayrağı bayram bolsa 2010 yıldan itibaren resmi murasımlar bilen tebriklenip kelmekte dedi. Kazakistan'ın paytaxtı Nursultan'da resmi ziyaratı bulvatkan Prezident Sadır Japarov mu 3. Mart devlet bayrağı bayram münasibeti bilen ilan kılgan tebriknamesi de Kızıl bayrağının devletinin müstakillikı ve erkenlikigi simvol kılınganlığını, şundaqlı Kırgızistan'ın manevi kımmet karakteri ve tarihi yolunu eks etirdiğanlığını tekitledi. Kırgızistan Prezidenti Sadır Japarov ecdatlarının en-enelerini devamlaştırıp, devletinin kelgüsü üçün birli bayrak aslıda ihtipaklaşkanlığını tekitleb, halkının devlet bayrağı bayramını tebrikledi. Devlet bayrağı bayram münasibeti bilen puhralarını tebrikleyen Başminister Uluqbek Maripov olsa, bayrağının her bir puhranın gururu işkellikini ve vatanperverlik ruhi bilen devlet söygüsünü öz içine aldığanlığını etti. Kırgızistan'ın bayrağı kızıl renginlik bulup, otturduk 40 nurluk seyrik kuyaş ve kuyaşının içi de Kırgızlarına nispeten intayın menilik hesaplandığan çidirinin torisi tündük digenini bildirdiğin nakıştın terkip tapıdı. Sekizinci Mart Dünya Ayallar Günü namayışıga kan kölemlik çakırık. 8 Mart Dünya Ayallar Günü münasibeti bilen Şarkı Türkistan'da işgaliyetçi, terörçi Xitay'nın irki kırgınçılıkıda izzet abroyu defsendi kılınmatkan anılarımızın ve hanım kızlarımızın ayak astı kılınışı ve ahu zarını dünyaya anlatış üçün İstanbul'daki Xitay konsulu aldıda ayallar yürüyüşü ve ahbarat ilan kılış faaliyeti ötküzüldü. Barlıq Şarkı Türkistanlı hanım kızlarımızni bu faaliyetke aktif katnışıqı çakırımız. Namayışka məxsus avtobus uğrullaştırıldı. Avtobus Safaköy bilen Zeytinburnu'dan etigen saat 8'de yolu çıkıdı. Namayış orni İstanbul'daki Xitay konsulxanası aldı. Namayış vaxtı 2021 yılı 3. ayının 8. günü Düşenbe etigen saat 10'da. Hürmet bilen Xalqara Şarkı Türkistan Təşkilatlar Birliği. Hürmetli televizyon görüşler, şunaqlı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki haberimizi görüşürüzce, sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şunaqlı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmettaşlarıma köptün köp rahmet edemen.
Assalamu alaykum va rahmatullah.